ben telefon ettim. Aslında hemen polis de geldi ama gittim. Polisler geldi. Kimlerden şüpheleniyorsunuz? İşte bizim kişilerin. Kazı olmuyor. Tabii. İki sene önce ben de çalıştım oldan yarım. Julia diye bir kadın. Ellerinde bir kama gibi bir şey vardı. Ben çok sıktı dedim, burası dedim. Böyle onun ucuyla kanıttırdı, kesti, yeniden bağladı. Falan. Evden çalınan işler hakkında bilgiler mi var? Size göre çalınan işlerleriniz arasında çok özel bir atlet verebileceğiniz bir şeyiniz var mı? Gayet iyi, gayet iyi. Ama böyle şeyler, böyle şeyler olunca oldu yani, bir sürü şey oldu. Vallahi, kolay gelsin. Kolay gelsin diyoruz. Zor bir şey. Zor bir meslek. Allah sizi korusun. Bundan sonrası için bu atlar değişiklik, evet, son derece koruma sistemi yapılacak. Bir defa olacak. Arkadaşlar hepimize bu Ramazan mübarek günde böyle bir şey yani yaşandık. İşte mücadeleyle Zehra Hanım'ın mücadelesiyle kurtulduk. Allah'a şükürler olsun. Zehra Hanım çok şey yaptı, bağırdı, çağırdı onlara. Direndi. Ve direncinin sonunda da ikimizi de bağladılar, yatırdılar. Dedim ki kasada ne varsa alın götürün dedim. Yukarıda kasa dedik. Zehra Hanım anlatsın şimdi. Macerayı. Camiden geldi o. Saat 11'e 5 kala ben camiden geldim. Tabii şeyden haberimiz yok. Geldim şu kış bahçesinde oturuyoruz. Birimiz şöyle, bir Cemalettin Bey böyle. Tam oturdum artık. Sularımızı içtik, haplarımızı içtik. Ondan sonra şöyle başımı çevirdim. İki tane simsiyah giyinmiş, simsiyah eldivenler. Sadece gözleri gözüküyor. Ay Cemalettin, bunlar ne dedim? Sus dediler. Ay sus deyince sanki Cemalettin hani şaka mı yapacaklar? Böyle de şaka mı olur diye bir irkildim, bir tuhaf oldum. Ondan sonra Cemalettin döndü. Ay Cemalettin, bir tanesi de yukarı çıkıyor dedim. Orada bizim vitray camlar var. Yukarı çıkanlar gözüküyor. Ay bir tanesi de yukarı çıkıyor Cemalettin derken, bir tanesi Cemalettin Bey'i, bir tanesi de beni etkisiz hale getirdi. Ellerimizi bağladılar. O siyah plastik bir şeylerle cırt çekiyorlar böyle. Kelepçe midir nedir? Kelepçe. Kestiler. Ben tabii direndim biraz. Yapmayın, ne yapıyorsunuz mübarek günde. Tam şeyden, teravihden geldim yani abdestimle. Ay dedim, bu mübarek günde, bu Ramazan mübarek günde bunlar da mı gelecekti başımıza? Siz ne yapıyorsunuz? Sizde hiç Allah korkusu yok mu diye ben direnmeye başladım. Tabii onlar bağladılar ayaklarımı, ellerimi. Ayaklarım bağlı olduğu halde ben yine bir kalkmaya çalıştım. Dizlerimin üstüne, dirseklerimin üstüne düştüm tabii, her yerim çok kötü oldu. Ondan sonra Cemalettin Bey'i yukarı çıkardılar. Bana devamlı kasanın anahtarını sordular. Yok dedim, burada değil, fabrikanın kasasında, evde değil dedim. Sonra dedim artık kasayı olduğu gibi kasayla beraber alın götürün dedim. Kasayı götürün dedim ama tabii o kadın bizde çalıştığı için anahtarın da kasanın da yerini biliyor. Doğru, zaten kasaya gitmiş. Hiçbir yer, orada 4-5 tane kapı var. Direkt şeye gitmiş, kasanın olduğu yere gitmiş. Ve kasanın yanında biliyor tabii, orada da anahtarları almış, kasanın anahtarını. Hepsini boşaltmış. Kasanın dışındakileri de götürmüş. 4 tane küçük çekmece vardı. Onları da olduğu gibi boşaltmış, götürmüş. Ondan sonra tabii bizi bağladılar. Ben dedim kasayı olduğu gibi götürün, kasayı götürün dedim. Sonra beni de yukarı çıkardılar. Cemalettin Bey'i yatırmışlar yüzü koyun. Bana da yat dedi. Ben biraz direndim. Cemalettin yat işte dedi. Yat diyorlar dedi. Neyse yattım. Elimizi arkamızdan bağladılar. Ayaklarımızı da bağladılar. Sonra birbirimize bantladılar ayaklarımızı. Sonra üstümüzden kilitlediler. Ses kesildi. Ben şöyle biraz herhalde sağ tarafım artık gevşek mi oldu bilmiyorum ne oldu. Anlayamadım ben. Allah sağ tarafından. Kolumu kurtardım. Cemalettin gel şu çekmecede dedim, şey vardı. Makas var dedim. O makası alalım da dedim. Keseyim ben dedim. Çekmeceden makası aldım. Elimizi ayağımızı kestim. Doğru telefona gittim. Bizim güvenliği aradım. Siz neredesiniz ya? Eşkıyalar bastı. Biz soyulduk. Mahvolduk. Neredesiniz dedim. O da dedi ki efendim dedi, burada 3 kişi var dedi. Kovalıyorum dedi.
Onların takip ediyorum. Enveriye istasyonuna doğru gittiler dedi. Ama sonra bizi kim geldi, kim açtı kapıyı, nasıl kurtulduk sonrasını hatırlamıyorum. Selahattin açmış. Şu otelde çalışan bir Selahattin arkadaş. Yani ondan sonrasını hatırlamıyorum ama bunları çok net hatırlıyorum buraya kadar. Birbirimiz Zehra Hanım olmasaydı varsa şey yapamazdım. Yani başka bir kadın olsa, başka bir kadın olsaydı şey elini çıkartamazdı. Elleri çok ince. Zaten elleri çok ince. 5 dakika bile sürmedi. Onların gittiğini anladım. Hemen biraz bu gevşekti herhalde. Biraz böyle gevşete elimi çıkardım arkadan. Makasa ulaştım. Makasla kestik elimizi, ayağımızı. Yani 5 dakika geçmedi aradan. Hemen telefon ettim. Aslında hemen polis de geldi ama ekip. Polisler geldi, emniyet geldi. Ben silah görmedim. Ama ellerinde bir kama gibi bir şey vardı. Ben çok sıktı dedim, burası dedim. Böyle onun ucuyla kanıttırdı, kesti, yeniden bağladı falan. İstediler. İstediler. Onu istediler. 1 milyon euro, euro diyor, euro diyor. Dolar diyor. Ondan sonra dedik ki hepsi fabrikada kardeşim. Kasada ne varsa al git dedik. Kasada vardı, dolarımız, euromuz vardı Zehra Hanım'ın. Ben de bilmiyorum Zehra Hanım'ın kaç lirası olduğunu bilmiyorum. Dolar da vardı, euro da vardı. Tamam, Zehra Hanım'ın ziynetleri vardı. Onların hepsini alıp gittiler yani. 2 ay çalıştım. Evet. 2 ay çalıştım. Kendisi gitti zaten. Karı koca çalıştılar yani. Karı kocayı izlediler. Kocası değilmiş. Bağda çalıştılar bizim bağ evinde. Bağ kocası duruyordu. Bağ evinde de kocası duruyordu. Sizin hizmetçiniz miydi? Evet. Hizmetçimizdi. Hizmet ediyordu. Evet. Sabah gelip akşam gidiyordu. Evet. Çünkü hiç ne kamera var, ne alarm var, ne bekçi var, ne bir şey var. 2 tane kapıda bekçi var. Biz güvendeyiz diye oturuyoruz. Adam karşıdan kapı açmış kendine. Oradan elini kolunu bağlayarak. Kapımız yani, açık. Bağlayarak geldi, girdi. Anahtar kapının üstünde. Demirel'in saatleri vardı mesela, hediye ettiği altın loncun saat vardı. Bir tanesi Cemalettin'in, bir tanesi benim. Gerdanlık var. Valla bir an evvel benim karşıma gelmesini istiyorum. Ben de onu aynı şekilde yüzü koyun yatırıp üzerine tekmeleyeceğim. O emniyet müdürümüze de söyledim. Ben dedim lütfen dedim onu geldiği zaman. Ona ben hani siz dediler merak etmeyin biz sizin şeyinize fazlasıyla öcünüzü aldı kırp dediler kadını. Yani hakkımızda hayırlısı. Allah bizi korudu. Allah bizi korudu. Yalnız ben karşı gelmedim. Eşim karşı geldi. Onun için de beni onu, darp ettiler. Onu darp ettiler. Benim de şeyime çıktılar, üstüme çıktılar, çiğnediler beni de. Beni de çiğnediler. Yatak odasına şey yapmıyor, girmiyor. Öbür diğer odalara girmiyor. Doğru, kasanın İki olduğu tane şey saatim var, kol saatim. Pahalı saatler hepsi. Marka. 40 bin, 50 bin şey dolarlık. Onlara hiç ellemiyor. İkisi de duruyor arkadaşlar. Ama benim Rolex saatim. Hanımınkilerini alıp gidiyorlar. İşte o çekmecede orada ne var? Orada çekmecede ne varsa, kasada Demirel, ne varsa. Demirel imzalı 2 saat vardı Londra. Evet, evet. Eve son derece koruma sistemi yapılacak. Bir tek o olacak. Arkadaşlar 2 adım. Arkadaşlar 2 adım.